Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile geometri ders çalışma programını tanıtacağız. Evet geometri değil Kenan Kara ile geometri ders çalışma programını tanıtacağız. Gençler öncelikle programa geçmeden önce teşekkürler sonsuz teşekkürler gösterdiğiniz yoğun ilgiye. E, Trend yolda şu anda ben cumartesi gecesi çekiyorum bunu şu anda baktığımda e, kitap kategorisinde en çok satılanlar sırasında ilk üçteyiz hatta ikinci sıradayız. Bakalım birinci sırayı bulabilecek miyiz? Ee, bu ne demek? Beni şu anlamda sevindiriyor. Yani çoğunluk herhalde bu kampa bayağı bir şekilde hazırlanmaya başlamaya hazırız gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani çalışmaya başlamaya hazırız gibi gözüküyor. Bu anlamda ben çok sevindim. Ki başlayan arkadaşlar ya pişman olmayacak. Yani geometriyi stressiz bir şekilde çok iyi bir şekilde halledecek kardeşim. Öncelikle teşekkürler. Su, çok, çok yoğun bir ilgi var. E, bu yoğun ilgiden dolayı da tabii ki daha önceki videoda da söylemiştim e, bazı aksilikler olabilir e, en kötü ihtimal salı günü e, kargolar sizin elinize ulaşır zaten sıkıntı yapmayın İlk hafta hiç sıkıntı değil ben ilk haftayı ferah tuttum sadece doğruda açılar bu tür sıkıntıların yaşanacağını tahmin edebiliyordum yoğunluk olacağını tahmin edebiliyordum biraz ama bu kadar da tahmin etmiyordum ama neyse güzel oldu e, ilk hafta doğruda açı en kötü ihtimalle perşembe günü bile gelse kampa düzgün bir şekilde başlayacaksınız. Ee, o yüzden sıkıntı yapmayın. Sıkıntı yapmayın. Güzel yorumlarınızı e, trend yolda da görüyorum. E, orada da o yorumlar içinde orayı da takip ediyorum artık. E, beni heyecanlandırıyor. Oradaki yorumlarınız için de teşekkür ediyorum. Va İyi ki varsınız. İyi ki bu işi yapıyorum dedirten şeylerle karşılaşıyorum bu aralar. Neyse. Gençler programa başlamadan önce bir de şunu söyleyeceğim. Ee, biz bir program yapıyoruz ama öğrenciler bu programla yani gerçekten faydalanıyor mu? Tamam yorumlardan görüyoruz. Faydalanan, çok faydalanan öğrenciler oluyor. Ama bugün bir akrabamı aradım. Ee, kendisi e, amcamın oğlunun kızı. Soyadı Kara. Neyse aradım. TYT'de 2 2022 YKS'de TYT'de iki yanlışı var. İnşallah bir aksilik olmazsa. AYT'yi de full yapmış birisinden bahsediyoruz. Ve geometri daha önce e, sıkıntısız. Biliyorsunuz e, pandemiden dolayı 9 ve 10. sınıfı boş geçmiş birisi. 11. sınıfta çalışmaya başlamış birisi. E, 11. sınıfta başlayan birisine niye örnek veriyorsunuz hocam diyenleriniz olur. Daha biz 12 yıl yeni başlayacağız. E, o da bir sene sonunda nasıl gelişimi olmuş onu da söyleyeceğim hiç merak etmeyin. Kendisiyle konuştuğumda ne yaptın özel ders mi aldın ya da işte okulda mı hallettin dershanede mi hallettin nasıl hallettin çoğunluğunu nasıl hallettin diye sorduğumda ee, hocam dedi sizin videolarınızda çalıştım. Siz ne dediyseniz onu yaptım dedi. Aa, bazen yapamadığım yerler de oldu dedi. Ee, ama genellikle konu anlatımlarını sizden dinledim. Ve soru çözümlerinizi de sizden baktım dedi. Demek ki biz doğru yoldayız arkadaşlar. Bu şekilde ne yaptın dedim. 11. sınıfın sonuna geldiğinde geometri netlerin nasıldı diye sordum. Hocam full, full'e yakın şeklinde oluyordu. Yani e, en son girdiğim deneme sınavında Yanlış hatırlamıyorsam iki tane yanlışım vardı geometriden diye söylemişti. E yani bu kızın gelişimi 11. sınıfın sonuna kadar yani bir YKS formatında çalışmadan, e, psikolojisiyle çalışmadan bu hale gelmiş. Şimdi sen 12. sınıfsın. Sen de bu programa, benim yaptığım programa uyup da güzel bir şekilde çalışırsan ki programımız bizim e, Şubat'ın ortasında bitecek arkadaşlar. Şubat'ın ortasında bittikten sonra geri kalan Kısmı sen artık full ya da full'e yakın ya da en kötü ihtimalle iki yanlış yapacak ya da iki soru yapamayacak seviyede olacaksın. E, Şubat'ın ortasında bittikten sonra ne kalıyor? Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 4 ayın kalıyor. O 4 ayda da iki soruluk açığı çok rahat bir şekilde kapatırsın. Yani canlı örneği var. Benim akrabam kendisi e, çok güzel bir şekilde çalışmış. Videodan çalışmış. Zaten benim amacım buydu. İnsanların özel ders almasını biraz engellemekti. Ben de 2017'de bu işe başladığımda özel derste ne veriyorsam bu şekilde yapacağım dedim. Çok şükür şu anda özel dersten fazlasını veriyorum YouTube'da. Çünkü sadece konu anlatımı değil. Yani size bir spoiler vereyim hatta neler yapacağız arkadaşlar. Sene içerisinde bir konu 3 seviye soru yapmayı planlıyorum. Ondan sonra çalışma sorularıyla sizleri böyle üçgenlerin yarısına geldikten sonra mesela çalışma soruları vereceğim size. PDF şeklinde, kitap şeklinde olmayacak herhangi bir şekilde satışı falan olmayacak arkadaşlar. Ee, hatta biraz önce Metin yayınlarının sahibiyle konuşurken bir destek vereceğini de söylemişti. Sağ olsun ee, Metin hocam buradan buradan da selamlar. Ee, sizin faydalanabileceğiniz çok güzel içerikler gelecek arkadaşlar. Eski nesil değil yeni nesil çok orijinal sorularla karşınıza böyle ufak tefek tekrarlar yaptıracağız arkadaşlar. 2023 tayfaya özel güzel serilerde geliyor arkadaşlar. Yani şunu söyleyebilirim. Sen bu programa uyup sen e, geometride şu kitaptan çalıştığın zaman büyük ihtimalle özel ders almana gerek kalmayacak kardeşim. Yani bu şu an özel ders piyasasını düşündüğünüz zaman bazı illerde 500 liradan 600 liradan bahsediyorlar. Yani bundan yırtmış oluyorsun. E, ben de bu anlamda çok rahatım. Yani e, çok, kendimi çok iyi hissediyorum. Sizler de lütfen bana güvenin bu anlamda yıllardır bu işi yapıyoruz. Bu programı her sene ben söylüyorum öğrencilere. Uyanlar da var, uymayanlar da var. Ama uyanların da doğru yolda ve çok iyi kendini çok iyi bir seviyeye geldiğini görüyoruz kendilerinin. Sizler de büyük ihtimalle çok iyi bir seviyeye geleceksiniz ve geometri full ya da full'e yakın yapacaksınız. Merak etmeyin siz kendinizi bana bırakın geometri anlamında. Evet isterseniz şöyle bir programdan bahsedelim arkadaşlar. Hadi bakalım programa. Evet Kenan Kara ile geometri ders çalışma programı. Arkadaşlar şurada görüyorsunuz. Ee, bu kitabın arkasındaki program. Bu kitabın arkasındaki programa uyabilirsiniz. Şu şekilde ben gün gün olan programı da zaten biraz sonra size açıklayacağım. Ve bu arada bu videoyu sonuna kadar izlemenizi de tavsiye ederim. Çünkü niye? Ee, sizin geometri çalışmanızı böyle yön verecek olan bir program bu. Ee, o yüzden böyle yatarak rahat bir şekilde şöyle bir beni dinleyin bakayım. 18 Temmuz Pazartesi günü zaten yoğunluk başlıyor arkadaşlar. Evet gençler. Birinci hafta ne yapacağız? Temel kavramlar ve doğru açı. Buradan sonrasında ne yapacaksın sen? Buraya birinci hafta, ikinci hafta tik koyabilirsin konu anlatımın bazında. Sonra e, tikler koyduktan daha sonra şeyler bitiyor. Bakın kaç haftada bitiyor? 34 haftada bitiyor. Yalnız 34 haftada bitiyor da. Ben bunu istesem size bakın şu tekrarları düşünmeyin. Üçgenler tekrar, dörtgen dörtgenler tekrar görüyorsunuz. Ondan sonra çember daire tekrar, ondan sonra analitik tekrar ve şuradaki tekrarları çıkaracak olursak 9 tane tekrar 9 tane kutucuk yapıyor. Bu 9 haftaya denk geliyor. Bu tekrarları çıkarırsak 34 haftadan 25 hafta yapıyor. Aslında biz buradaki 25 haftayı 25 gün diyebiliriz. Yani ben gün hesabı yapacak olursam 25 günde geometri deyip 25 günde bitirebiliriz. Ama sadece bitirmek için bitiririz. Arkadaşlar geometride hani bu şekilde yapan arkadaşlarınız var. Saygıyla karşılıyorum ve onların e, derslerini uyabilir bu. Ama bizim dersimize bu uymaz arkadaşlar. Geometride zaman ilaçtır. Zaman ilerledikçe konular oturur. Zaman ilerledikçe daha iyi bir şekilde geometride yol alabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden ben hafta hafta yapma taraftarıyım. Hafta hafta yani en kötü ihtimal 4 günde bir. Çünkü benden hızlandırılmış program isteyenler oldu. Biraz sonra onu da açıklayacağım. Hızlandırılmış program isteyenlere de o programı da yaptım. Peki biz hafta hafta yapacaksak, hafta hafta bizim için en uyumlusı yani geometri dersi dinlemek istiyorsanız lütfen beni dinleyin arkadaşlar. Ben bu şekilde yapacağım. Haberiniz olsun. Ee, bu şekilde yaptığımız zaman nasıl e, yol alacaksınız kitabın arkasındaki olan programa göre arkadaşlar birinci hafta şu şekilde yapabilirsiniz hocam birinci hafta bu konulara çalış bu doğru açıya çalıştıktan sonra birinci kitap çözersiniz sonra ikinci hafta üçgen açıyla ilgili birinci kitabı çözersiniz sonra birinci kitabı yine burada çözersiniz bu şekilde e, her konu sonrasında birinci kitapları çözersiniz sonra tekrara geldiğiniz zaman ne yapacaksınız bakın iki hafta boyunca tekrar var. Üçgenlerle ilgili. Atıyorum ee, kaç tane test var? Atıyorum 70 tane test var. 70 tane testi böleceksin 14 güne. 70'i 14'e böldüğün zaman kaç yapı? 5. Her gün 5 test çözerek sen ikinci kitabı bitireceksin kardeşim. Evet kitabın arkasındaki programa göre bu şekilde devam ettiğin zaman sıkıntı yaşamazsın. Hocam birinci kitap ne çözeceğiz? İkinci kitap ne çözeceğiz? Arkadaşlar birinci kitap ben. Şu an 3 kitap çözeceğim. 3 kitabın tamamını çözeceğim. Evet metin yayınlarının bazı sadece üniversiteliğim testini çözecektim. Ee, yani siz sizin iyiliğiniz için ben 3 kitap çözeceğim arkadaşlar. Metin yayınlarında buradan sürprizi vereyim size. Metin yayınlarının da hepsini çözeceğim. Ee, bu iki kitapla devam etmek isteyen arkadaşlar birinci kitap metin yayınları ikinci kitap 3-4-5 ya da birinci kitap metin yayınları ikinci kitap 3-D şeklinde gidebilirsiniz. Ya da birinci kitap 3D, ikinci kitap 3-4-5 ya da birinci kitap 3-4-5, ikinci kitap 3D şeklinde gidebilirsiniz. Niye hocam bunları mı öneriyorsunuz? Arkadaşlar bakın ben bu kitapları inceledim. Yani öğrencinin ee, hangi kitaplar faydalanacaksa hani ben öğrenciye faydasız olacak bir kitabı bu kanalımda çözmek istemem. Ben 3D'ye baktım. Evet belli bir kesime hitap eden bir kitap ben onu kesinlikle çözmeliyim dedim. Metin yayınlarını da sonra karşılaştım. Yani çözecek vaktim yoktu. E, öğrenciler faydalansın diye e, aldım o kitabın da hepsini çözeceğim dedim. E3-4-5 zaten olmazsa olmazlarımızdan. E3-4-5 de e, onu da mutlaka ama mutlaka çözmeliyim dedim. E, çözeceğiz arkadaşlar. Bu yoğunlukta ben çözeceğim. E, diğer yayınlarda bakın başka farklı yayınlar var mı? Bunlar kötü mü? Asla değil. Bak bilgi sarmalı var, acil var, orijinal var. Diğer yayınlar kusura bakmasın aklıma da gelmiyor şu anda. E, diğer yayınların Elinizde kitap varsa o yüzden birinci kitap ve ikinci kitap diyorum. Ama elinizde kitap yoksa ben bunları çözeceğim için metin yayınları işte 3, 4, 5 ve 3D yayınlarını çözeceğim için bu şekilde bu kitap önerisini yapıyorum. Hani niye? Uygulama çözümleri var mı bunların? Var. Ama uygulamada şöyle sıkıntılar yaşıyoruz. Öğrencilerden duyuyoruz. Uygulamaya bakıyor hocam anlamadım. E ben de uygulamada çözsem benden de anlamazsın. Çünkü biz uygulamada sadece soruyu çözmek için şey yapıyoruz. Aa ben YouTube kanalında bir kitap çözeceksem ya bu kitapta bu soruyu öğrenci izliyorsa anlamamıştır. Nereye anlamamışsa ona göre ayrıntılı bir şekilde anlatmak zorundayım. Yeri geliyor kitabın yanında çözerken kitabın özetini yapıyorum. Yani soruyu anlatırken konunun özetini yapıyorum. Yani çocuk anlamamış ki yani öğrenci anlamamış ki bu soru için gelmiş. Yani biz bunları en kolay sorular için bile yapıyoruz. Yani kolay soru deyip hızlı bir şekilde çözmüyoruz. Niye? Ya kardeşim kolay soru ama bunu anlamayan öğrenci de var deyip onun anlayacağı dilden anlatıyoruz. Yeri geliyor, konuyu, e, oradaki soruyu iki farklı yolla, üç farklı yolla çözüyoruz. Yani çöz geç şeklinde değiliz. E sen konu anlatımını benden çözüyorsan, e, soru çözümlerinde, benim dilime alışkınsın ya, soru çözümlerini de benden dinlemek istersin. E o yüzden ben aslında biraz da kitap çözümüne burada önem veriyorum. İki tane ya da üç tane kitap çözüyorum. Ve çözdüğüm kitabı da önermek istiyorum. Çünkü niye? Ee, sen konu anlatımını benden dinledin ee, buradaki konu anlatımını dinlediğin hocadan buradaki kitabın çözümlerine de ulaş benim dilimden daha iyi bir şekilde çözümlerine de ulaşırsın ha ee, istersen git uygulama çözümünden de bak sıkıntı da değil ama bence en iyi yöntem bu şekilde oluyor arkadaşlar o yüzden dediğim gibi metin yayınlarının da hepsini çözeceğim ee, birinci kitap nasıl olsun hocam ikinci kitap nasıl olsun hocam diyenlere ee, şimdi hocam şey var birinci kitap ee, hani 3D yayını biraz <laughs> öğrenciye şey geliyor ya Hani zor ve yani orta ve üst seviye gibi geliyor ya o yüzden hani çok iyi olmayan öğrenciler ilk kitabı Metin yayınlarını seçerse daha iyi olur Hani geometriyi böyle basamak basamak daha iyi bir şekilde oturtaky e, oturtabilir gibi geliyor yani birinci kitabınız 3D ya da e, şey yani öğrenci yapısına göre alsın baksın. Her kitapların böyle tanıtımları oluyor. O kitaplara baksın. Hangisine ısındıysanız birinci kitap ve ikinci kitap diye ona göre seçersiniz arkadaşlar. Tamam? Ha, ee, burada üç kitaptan da yapabilirsiniz. Şöyle ki, hocam birinci hafta doğru açı işledikten sonra birinci kitaptan doğru da açı, ikinci kitaptan da doğru da açı. Aynı şekilde 1 ve 2, 1 ve 2 diye gidersiniz. Tekrara geldiğiniz zaman da üçgenler tekrarda da üçüncü kitabın çözümünü yapabilirsiniz arkadaşlar. Üç kitap çözümüyle de giden Geometriği eksici bir şekilde çok rahat bir şekilde halleder. Yani sıkıntısız. Bu senenin sonunda kesinlikle full ya da full e yakın yapar. İki kitapla giden de büyük ihtimalle full ya da full e yakın yapar arkadaşlar. Sıkıntı yok. Evet bu bizim kitabın arkasındaki programımız arkadaşlar. Ee, her haftayı geçtikten sonra böyle bir tik atabilirsiniz. Hatta çözdüğünüz testleri de oraya e, yazabilirsiniz. kutucukların altına yazabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz şimdi hızlandırılmış programı anlatmak için e, hızlandırılmış programdan bahsedeyim arkadaşlar. E, buyurun hızlandırılmış programa. Hızlandırılmış program arkadaşlar bu şekilde. Evet hızlı program. Benden çok fazla hızlı program isteyen arkadaşlarınız da oldu. E, hızlandırsak bile 4 aya hızlandırabildik arkadaşlar. Geometriyi tam anlamıyla bitirmek istiyorsanız 4 ayda yine sindire sindire en hızlısı bu kadar oluyor. Normalde hocam biz dediğimiz gibi 25 günde de bitirebiliriz ama sadece bitirmek için bitiririz geometriyi öğrenerek hızlandırılmış program ancak 4 ayda ya da 4,5 ayda falan oluyor arkadaşlar. 4 ay 1 hafta diyelim hatta buna. Bu şekilde oluyor. Hızlandırılmış programı ben şu şekilde yaptım. Tek seferlik anlatacağım. Başka zaman anlatmayacağım arkadaşlar. O yüzden iyi bir şekilde dinleyin. Ee, ben 18 Temmuz'da göre başlattım. Şu şekilde. Sizler eğer atıyorum Kasım ayında başlasanız bile Kasım ayında birinci haftanız bu olsun. Sonra ikinci haftanız bu olsun. Bu şekilde devam ederseniz burada da gün gün yazıyor arkadaşlar. Hızlandırılmış programda iki kitap şeklinde gittim. İki kitap e, seviyesi orta halli olanlar için söyleyeyim. E, metin ve 3-4-5 şeklinde gidebilirsiniz. Birinci kitap bu ikinci kitap 3-4-5 ya da orta ve üzeri olanlar işte şey yapabilir 3D ve 3-4-5 şeklinde gidebilirsiniz arkadaşlar. Ya da işte e, ne bileyim metin ve 3-4-5 de yapabilirsiniz. Size kalmış ya da metin ve de 3D şeklinde de gidebilirsiniz. Dediğim gibi incelersiniz bunu. Arkadaşlar hızlandırılmış programda şöyle yaptık. Pazartesi günü başlıyoruz. Doğru da açı. Sonra birinci kitaptan doğru da açıyla ilgili soruları çözüyorsunuz. 3 güne yaymışım ben bunu ama 3 güne yaymadan da kendiniz de bir günde de bitirebilirsiniz aslında. Hani bir gün konu anlatımı, bir gün e, birinci kitaptaki doğru da açılar. Şurada da diğer derslerinizi çalışabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ya da dediğim gibi 3'e bölersiniz. Doğru da açıda alt test varsa ikişer test şeklinde de şu şekilde 2 test, 2 test, 2 test şeklinde gidebilirsiniz. Evet 4 gün şeklinde yaptım. Bu 4 günlüğün hızlandırılmış programda 4 e, günden aşağısı maalesef kurtarmaz arkadaşlar. Hani 3 günlük yapayım hocam ben bunu şeklinde diyenler varsa kendine güvenenler varsa 3 güne de uyarlayabilirsiniz. O zaman 4 aydan biraz daha kısa bir zamana da denk gelmiş olabiliyor arkadaşlar. E, bir de şunu söyleyeyim ben. Hocam şimdi bu videoyu izleyenler de şöyle bir şey de olacaktır. Ya hızlandırılmış program var. E, 4 ayda da bitiyor. O zaman ben bunu ne zaman başlayayım? Şubat'ta başlayayım. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs'ta bitiyor. E o zaman Haziran'da da işte sınavdan bir ay önce bitirmiş olurum gibi düşünen arkadaşlarınız olabilir. Bu bir risk. Riske girmek istemiyorsanız çünkü arada bazı şeyler mutlaka olabiliyor. Riske girmek istemiyorsanız en kötü ihtimal Kasım ayında başlayın arkadaşlar. Sonrasında sıkıntı yaşarsanız dediğimi lütfen dinleyin. Hatta bu videoyu izleyen arkadaşlar geometri çalışmak isteyen arkadaşlar bu izlediği günden itibaren bu programa başlasın. Çünkü herkes beni 18 Haziran'da değil. Yani ben şu an 17 Haziran'da çekiyorum bu videoyu. 17 Haziran'da izlemiyor belki beni. Belki sen Eylül'de izleyeceksin. Eylül'de izleyen arkadaş otur, şimdiden başla bu kısa programa devam etmek istiyorsan. Bundan sonra da uzun program anlatacağım. Uzun program da yetiştirebiliyorsan senin için daha uygun olacaktır bu arada. Evet, hızlandırılmış programda arkadaşlar dediğimiz gibi doğru da açı ve sonra bu şekilde çözeceksin. Sonra üçgende açı ve ek çizimler. Sonra birinci kitaptan üçgende açı ile ilgili soruları çözeceksin. Sonra dik üçgen ve şu şekilde dik üçgen öklit bağıntısı özel açılı üçgenlerle ilgili soruları burada çözeceksin. Sonra ikizkenar eşkenar konusuna çalışıp cuma günü, e, cumartesi günü pardon. Sonra ne yapacaksın? Birinci kitap, ikinci kitap, birinci kitapla ilgili soruları burada çözeceksin. Bu şurada birinci kitapta varmıştım pazar günü. Evet varmış. E, ee, bu şekilde devam edeceksiniz. Ta ki nereye kadar arkadaşlar? En son konu üçgenle merkezleri de açı kenar ve bağıntıları ve merkezleri bitirdikten sonra birinci kitaptan soruları çözeceksiniz. Sonra tekrara geleceksiniz. Tekrara geldikten sonra arkadaşlar hocam bir hafta boyunca bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gün vermişim buraya. 7 gün mü? 6 gün mü yazmışım buraya? Eyvah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gün yazmışım. Önemli değil arkadaşlar. Normalde 7 gün yazacaktım ama program bu şekilde devam etmiş. Önemli değil. Sıkıntı yok. E, bu şekilde devam edebilirsiniz. 6 gün yazmışım üçgen tekrara. Ki zaten buradaki konuda hiç sıkıntı değil. E, 1, 2, 3. Evet ya niye böyle olmuş? İlginç. Neyse. 6 günde yeter. 6 gün hatta siz bunu burası da burası da yapabilirsiniz arkadaşlar. E, 7-8 günde yapabilirsiniz. E, 8 günde mesela atıyorum. 80 test varsa her gün 10 test çözecek şekilde İkinci kitaptaki tekrarınızı da bu şekilde e, bölüp ona göre yaparsınız arkadaşlar. Bunu da unutmayın. 8 günde bu işi halledebilirsiniz. E hocam dörtgen. Dörtgen arkadaşlar basit bir konu olduğu için dörtgenin konu anlatımıyla sorusunu bir günde de halledebilirsiniz aslında. Dörtgenin konu anlatımı burada. E, soru çözümü de şurada olduğu zaman bir günde halledebilecek bir konu. Hiç sıkıntı değil burası. Sonra hızlandırılmış programda e, paraya kenar sonra birinci kitaptaki soruları çözüyorsunuz diye diye diye. Böyle devam ediyorsunuz. Hızlandırılmış programı isteyenler benden ya mezun grubu öğrencilerdir ya da 11. sınıfta çalışan öğrencilerdir. Ama ben ee, hiç bilmeyen arkadaşlar da hızlandırılmış programı tavsiye etmiyorum. E, sadece ve sadece daha öncesinde geometri çalışmış arkadaşlar bu programa bakabilir. Bu program dediğim gibi e, o, o, ne zaman bitiyor? Kasım ayının 3. haftasında bitiyor arkadaşlar. Kasım ayının 3. haftasında bittiği için burada da Temmuz'un 2. 3. haftasında başladığımız için 4 e, ay 1 haftada bitmiş oluyor arkadaşlar hızlandırılmış program Bu şekilde e, Hem konuyu çalışıp Hem birinci kitaptan sorusunu çözüp Ardından ne yapacaksınız e, Her böyle konudan sonra mesela analitik tekrar vermişim burada İkinci kitaptan da tekrarlarını Çözüp Konuları rahat bir şekilde halledebilirsiniz Hızlandırılmış program 4 ay 1 hafta ya da En kötü ihtimal 4,5 ayda geometriyi sindire sindire yine ama bilen arkadaşlar için diyorum ee, halledebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi isterseniz ne yapalım? Normal bizim sene içerisindeki kullanacağımız program ve her hafta karşılaşacağımız programa şöyle bir bakalım isterseniz. Evet normal programımız bu. Sene içerisinde bu programla gideceğiz. Hiç kasmadan bu programa başlayan arkadaş Şubat'ın ortasında bu işi bitirmiş olacak arkadaşım. Şöyle sonuna bir bakalım isterseniz. Şöyle sonuna bakacak olursak arkadaşlar. 18 Temmuz'da başladığımız zaman bakın Şubat'ın ortasında bitiyor. Oh ne güzel. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Haziranın ortasında sana varsa 4 ay öncesinden bu programı bitirmiş oluyoruz. Çok şanslısınız. Bu ne demek? Eksiklikler varsa ya da deneme çözümleri falan filan e, rahat bir şekilde siz burada e, eksiklerinizi de kapatırsınız. Deneme çözümlerinizi de yaparsınız. Her şeyinizi burada yaparsınız. Bizim belki tekrarımız olacak arkadaşlar. Geometri tekrar serisi olacak. Burada e, arada bir geometrisi tekrar serisi de yaparız Şubat, Mart Mart ayında mesela çok da güzel bir şekilde olur. Eee sıkıntı da yaşamadan bu işi de halletmiş oluruz. Bence kendinizi kasmadan bu şekilde yapsanız çok güzel olur. Şimdi ben normal programı arkadaşlar 2 3 kitap üzerine yapmışım. Eğer 3 kitap üzerinden giderseniz çok işinize yarar. Kitapları biliyorsunuz Metin Yayınları, 3D Yayınları ve 3 4 5 Yayınları. Ee, üçüncü kitap istediğiniz birinci kitap ikin, birinci kitap genelde böyle seviye olarak bakacak olursak e, ilk çözeceğiniz kitap metin yayınları olursa sizin açınızdan daha iyi olur gibi düşünüyorum arkadaşlar. Her öğrenciye e, şey yapıyor. E, seviyesi iyi olan öğrenci de sıkılmaz. Orada çok güzel yeni, yeni nesil sorular var arkadaşlar. E, her tarz soruyu da bayındırıyor. 3D yayınları da sadece bazı arkadaşları ürküttüğü için söylüyorum. Orada da her tarz seviyede e, soru var. Orada da neler var arkadaşlar? Kolay sorular da var, orta sorular da var, zor sorular da var ama zor sorular, sondaki zor sorular biraz e, öğrenciler gözünde orta seviye ve zor seviye gibi adlandırılıyor. E, biraz psikolojik isterseniz bir kitap onu da seçebilirsiniz tabii ki size kalmış. Gençler 18 Temmuz'da evet her hafta pazar günü karşınıza geçip bu hafta şunu yapacağız ve şunlara 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 dikkat edin diye söyleyeceğim ve size ödevlendirmeye vereceğim. İşte ilk ödevlendirmem bu arkadaşlar. Doğruda açı. 3 kitapla gidecek olan arkadaşlara söylüyorum. Doğruda açı videolarını pazartesi günü inceliyorsunuz. işliyorsunuz ve konuları şey yapacaksınız. E, konu anlatımı videolarını izleyeceksiniz. Hiç kasmayın. Hemen testlere geçmenize gerek yok. İkinci gün salı günü, çarşamba günü ve perşembe günü den herhangi birinde ya da herhangi ikisinde ya da herhangi üçünde seçtiğiniz birinci kitapta seçtiğiniz birinci kitapta ki doğru açı sorularını çözüyorsunuz. Sonra cuma, cumartesi ve pazar bu üç günden herhangi birinde ya da ikisinde ya da üçünde ne yapıyorsunuz? Seçtiğiniz ikinci kitaptaki doğru açılar testlerini çözüyorsunuz arkadaşlar. Sizlere ödevim budur. Lütfen ama lütfen yapın. Tamam bunu ihmal etmeyin. Bu şekilde beraber gittiğimiz zaman ödevlendirmeleri de yaptığınız zaman e, işler çok güzel olacak. Hatta e, Şöyle bir şey yapalım. Yorumlara da e, şey bittikten sonra bu videonun altına ne derler? Bu ödevler bittikten sonra ödevlerimi yaptım hocam yazın arkadaşlar. Hani yaptım diye gösteriyorsunuz ya. Bu da bir motive aracıdır aslında. Ödevlerimi yaptım hocam diye yazın. Belki ileride ödevlerini yapanlar da bir sürpriz müpriz bir şeyler yapabiliriz. Bana belli olmuyor. Arada sürprizler yapabiliyorum çünkü. Tamam mı? Hatta bu videodan sonra bir sürpriz yapacağım. Bu videoda sonraki videoda o sürprizi de sonra söyleriz. Neyse. Şimdi e, ilk haftamız bu şekilde. İlk hafta üzerine konuşacak çok fazla bir şeyimiz yok aslında. E doğru açılar, rahat bir şekilde yaparsınız. Hocam doğru açılar. Yalnız dikkat edilmesi gereken şey AYT sınavında 2022 AYT sınavında doğru açılarla ilgili çok güzel bir soru geldi. Bak yeni nesil. Doğru açıda da yeni nesil soru sorulur mu? Sordular kardeşim. Çok güzel bir örüntüyü de işin içine katarak çok güzel bir soru sordular. Dikkat edilmesi konular, gereken konulardan biri diyebiliriz. Arkadaşlar AYT'de çıkmış yani düşün yani. İman etmeyeceğiniz konulardan biri. E, güzel bir şekilde çalışın. E, konu anlatımın içerisinde e, biz konuyu anlatırken zaten e, temel yapılara göre anlatıyoruz. Özelliklere göre anlatmıyoruz. Konunun içerisinde de zaten göreceksiniz. E, tanımların ispatlarını da veriyoruz. Temel yapıların ispatlarını da veriyoruz. Kurallarımız olacak mı? Olacak. Ama kuralları da verirken de çok kuralcı zihniyete göre çözüm yapmıyoruz. Ee, sıkıştığımız zaman sivrilen yerden paralel çizme olayı var deyip konu anlatımında da zaten bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet gençler ilk haftamız bu şekilde. Şimdi genel olarak ben size programı şöyle bir göstereyim. Programımız arkadaşlar bu şekilde devam ediyor. Üçgenlerin sonuna kadar. Üçgende alan bakın şurada. E, Ağustos ayının sonunda. Hatta Eylül'ün Bakın okullar başlamadan üçgenler bitiyor. Bu çok güzel. Eylül'ün kaçında başlıyordu okullar? Hadi 19'undan mı başlıyor? Galiba 19'da başlıyor. 12'sinde başlıyoruz. Yok 12'sinde başlasa bile üçgenler bitmiş oluyor. Okul başlamadan önce üçgenleri bitirmiş oluyoruz. 18 Temmuz'da başlayan arkadaşlar için bu süper bir şey. Onu söyleyeyim. Sonra sonra e, burada üçgenler bittikten sonra ben ne yazmışım? 3. kitaptaki şeyleri çözeceksiniz arkadaşlar. 3. kitaptaki Üçgenle ilgili soruları çözeceksiniz. Ee, atıyorum 70 test varsa 70'i böl 7'ye 10. Günde 10 test çözeceksiniz. E hocam böyle mi yapsak? Hayır. Şöyle de yapabilirsiniz. Buraya da üçgenler tekrar düşünebilirsiniz. Çünkü buradaki dörtgen sıkıntı değil. Dörtgenler gerçekten sıkıntı değil. Şurada dörtgenlerin konu anlatımını yapıp iki günde de sorularını çözebilirsin. Yani dörtgenlere 3 gün yeter. Sen burada üçgenler tekrarı için 7 gün burada 8, 9, 10, 11 gün burada. 70 tane test varsa 70'i böl 11'e yaklaşık 7, 6 falan 6 ve 7 yapacağın yerler de olacaktır orada. Evet, 11'e böldüğün zaman 6, 6'lı genelde 6, 7 test çözeceğin zamanlar da olacak. Üçüncü kitabı da bu şekilde bitirebilirsin. Hocam ben iki kitap çözmek istiyorum diyen arkadaşlar da Şurada konu anlatımlarında şöyle baktığımız zaman arkadaşlar konu anlatımlarında birinci gün yani pazartesi günü ne yapar? Konu anlatımını yapar. Sonrakinde de şuradaki geri kalan 6 gün boyunca da ne yapar? Birinci kitaptaki doğruda açı sorularını şey yapar. Bunların herhangi iki gününde e, konu anlatımındaki soruları da e, pardon soru bankasındaki soruları da çözebilir arkadaşlar. Bu şekilde de hareket edebilirsiniz. İki kitapla gittiğiniz zaman da yine bu iş olur ama üç kitapla gittiğiniz zaman garanti olur arkadaşlar. Tamam mı? Bu dediğimde unutmayın. Garanti bu işi çok rahat bir şekilde yaparsınız. Her tarz soruyu da görmüş olursunuz. Bu şekilde böyle böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Genel itibariyle tanıtıyorum şimdi programı. Ve programımız ne zaman bitiyor? Şubat'ın ortasında mükemmel bir bitiş zamanı. Geçen sene de böyle işte mükemmel bir bitiş zamanı. Eğer sen benim dediğimi bu şekilde yaparsan ve şubatın ortasında bitirirsen Geometri full. Full full. Ve geometride TYT'de 5-6 net yapacağınız zaman da söyleyeyim. Eylül'ün okullar başladığında artık sen TYT'de geometride 5 ya da 6 net yapabilecek seviyeye de geleceksin. Bu bir garanti. Garanti kesin ve net. Ve sen şurada arkadaşlar Şubat'ın ortasında da artık geometride 7'lerde 8'lerde olacaksın. Hem TYT sınavında hem de AYT sınavında. Ondan sonra 7'lerde 8'lerdesin ya. Şubat'tan sonrasında da geriye kalan 2 net ya da 3 neti eksiğin varsa eğer full yapabilecek seviyede de olabilirsin burada. Sıkıntı yok. Eksiğin varsa geriye kalan 4 ayda o eksiğini zaten çok güzel bir şekilde kapatıp sene sonunda sınava girdiğinde full yapabilecek seviyede olursun ve inşallah bir aksilik olmazsa da full yapacaksın dostum. Evet. Bizim program tanıtımımız bu şekilde arkadaşlar ve bu sene içerisinde böyle yapacağız ve her hafta pazar günü karşınıza geleceğim ve e, ne zaman mesela önümüzdeki hafta e, ne zaman ayın 24'ünde yine karşınıza çıkıp bu hafta arkadaşlar şunları 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 yapacağız şunları ödev deyip sizinle yine biraz sohbet edeceğiz haberiniz olsun. Evet gençler bu ilk video tanıtım videosu bütün hepsini tanıttığım için uzun oldu. E, bir sonraki videoda ne olacak konu anlatımlarına mı geliyoruz? Evet 18 Temmuz'daki hayır. Arada bir çekiliş videosu yapacağım arkadaşlar. O videoyu da kesinlikle ama kesinlikle izleyin. Ee, çekili çekilişe siz de katılın. O zaman bir sonraki videoda çekiliş videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.